metre. Kaçıncı seri? 16. Tam ortalamalı bakın. Bu hangi gazete yaptıysa bunu, bastıysa dağıtıysa bunu yapmış. Artı sırtında bak yazılar. Bunu şöyle kütüphanenize koyduğunuzda yazılarını görebilirsiniz. Ve artı yine numarası. Bunlar hangi yer bastı ise. Şimdi buradan yola çıkarak ben şunu da bazılarında örneğin burada Ercem'in çalışması güzel olmuş. Şöyle genel güzeller. Bak Samet'in çalışması güzel olmuş. Şu çizgiler çok güzel. Ama A harfinin anatomisi biraz bozuk olmuş. Daralmış. R'yi de tam çözememişsin gibi. Ama yine de başarılı. Şurada şöyle bakıyorum arkadaşlar. Evet. Burak'ın çalışması albenili. Bizim şeyin vardı dedi. Melek'in çalışması. Ha burada. Evet. Melek bu çalışmada çok güzel kızım var. Evet. Genel olarak Sevilay burada bu güzel. Sen de ters açıdan görmüşsün. Yazıları güzel yerleştirmişsin. Şurada Johnson & Johnson tam yetiştirememiş. Biraz da perspektifinde bazen size teneffüse çıkın. Uzaktan bakın çalışmalarınıza bazen derim. Bak uzaktan bakmadığı için sınavda hatalı. Yani şu genişliyor bakın. Şöyle hemen onu halbuki bakmış olsa buradan düzeltecek. Burayı buradan hafif daraltınca tam doğru olacak değil mi? Bunu ayağa kalkmıyorsunuz. Sınavlarda da bazen çalışmanızı hafif kalksanları şöyle uzaktan bak. Hatalarını gör. Yoksa devamlı çalışmanın üzerine kapanırsa dostlar yani iyi hoş olmaz hatalarınızı göremezsiniz. Burada şu arka background dediğim vurgulama Samet'te çok başarılı olmuş. Anlatabildim mi? Burada Melek de yapmış bir background. Melek'i burada. Evet. Bu da olabilir. Ama biraz burada kirlenmeler olabiliyor bazen. Güzel burada ritimde. Ama konumuz grafik. Grafik dersinde çizgi çok güzel burada. Değil mi? Hani böyle bir ritim tutuyor. Ama şurada iyisiyle kötüsüyle eleştirimizi yapıyoruz. Burada ise aynı şekillerin tekrarını yapmışsın Aydancığım. Yine saçlarını jölelememişsin sabahleyin. Biraz böyle insan saçıyla hoş görünmez olur, mutsuz bir gün geçirir. Halbuki ilk kartını sabah psikolojide insan yüzünü güzel hoş görse saçını olur mutlu başlar hayata. Biraz yorgunsun herhalde ondan kaynaklanmış. Hadi bakalım. Bu sadece şu hata. O ritimleri biraz daha böyle daha birbirine devam eden ritimlerdi. Boşlar, ara tonlar, koyular. Anlatabildim mi? Renk olarak da. Her yer aynı koyulukta olursa, arkası simsiyah olursa monoton olur. Açık olursa monoton olur. Burada vuracağımız ritim bu hoş. Burayınki hoş. Melinki hoş. Burada bu ise tamamen farklı bir anlatım kişiliği. Değil mi? Ercem arkayı boş bırakmış ama Ercem de önde bunları detaylandırmış. Bakın açık koyu değerler hoş. Birazcık hemen grafiği bakın. Yukarı doğru kaçıyor. Hiç bu kitaba ait değil gibi. Şuradan hemen bu paralel. Şurada bozukluk başlamış. Arada o da bakmamış yine. Bakın hemen düzelttik perspektifini. Gördünüz mü arkadaşlar? Güneş sen daha yeni yeni böyle çizgileri çözmeye çalışıyorsun. Seninki buralarda bir yerdeydi. Veronika. Bakın Veronika. Evet Güneş iyi veya kötü biz burada doğru ve yanlış göz. Katiyen böyle arka bir background yapmayı. Son anda da olsa keşke boş bıraksaydın. İşte biraz önce ne diyorum ben? Yetiştirmek için bazı şeyleri çizimlerinizi bozmayın. Son anda yaptım diyorsun. Halbuki o olmasa ben bunu bütün halde çok güzel göreceğim. Nasıl burada ben bunu çok güzel görüyorum isem. O da son an yetiştireyim diye buraya çala kalem şöyle bir şey yapmış olsaydı ben ondan 20 puan kıracaktım. Çünkü burası 80, 90 veriyorsam 20 eksik. Nedir? 70'e düşecekti. Halbuki ben sana bu çalışmayla 70 veriyordum. Bunu gördüğüm için 70'i geri alıyorum 55 diyor. Gördünüz mü? Ondan dolayı sınav zamanını yani iyi kullanın yetiştireceğim onu dolduracağım diye kirlendirmeyin. Dostlar ona dikkat edin. Okey? Yani burada ben en iyileri şöyle seçecek olurum ise
ben başta tabii ki şöyle bakıyorum. Bazen bunlar insan zorlanıyor. Burada Özge de böyle güzel. Yani ama genel olarak bir Burak'tan başlıyorum ben. En iyi olarak. Giderken burada bu ritimleri de güzel. Burak en iyisi. Melek de güzel. Melek'in biraz şurada perspektifi bozuk olduğu için onu üçüncülüğü alıyorum. Burada burada da biraz bozukluk var ama tekrar işte Samet'inkini ikinci. Üçüncü buluyorum. Dördüncü Melek. Güzel doğru.